Aslı kullu masiyetin ve gafletin ve şehvetin er-rida anin nefs. Her gafletin, masiyetin ve şehvetin aslı nefisten razı olmaktır. Kendinden razı, kendini beğeniyorsun. İyi bir adamım ya, ben herkes benim gibi olsa falan asla böyle demeyeceksin. Her günahın başı budur diyor. Kendinden razı olmayacaksın. Kendini sevmeyeceksin. Bediüzzaman Hazretleri rahmetullahi aleyh diyor ki Allah'a şükürler olsun ki beni bana sevdirmemiş. Beni bana sevdirmemiş. Nefsini sevmeyeceksin. Kendini farklı görmeyeceksin. Ve aslu kulli taatin ve yakazetin ve iffetin adamın rıda minçe anha. Her taatın, uyanıklığın, gafletin zıttı. Gaflet uykuda olmak, habersiz olmak, yakaza da gafletsizlik. Devamlı pür dikkat olmak, Allah'ın kendini görüp gözettiğinin farkında olmak, bunun da temeli nefisten razı olmamaktır. Nefisten asla razı olmayacaksın. Vele en tashabe cahilen la yarda an nefsihi hayrun leke min en tashabe alimen yarda an nefsihi. Cahil bir adam, ilmi yok ama nefsinden razı değil. Sufi bir adam. Nefsin kusurlarını biliyor, onunla mücadele etmeye çalışıyor. Nefisle barış oluşturmamış, anlaşması yapmamış. Böyle bir insan cahil de olsa sen ondan arkadaş ol. Senin ondan arkadaş olman alim ama nefsinden razı. Kendini beğeniyor, ben iyiyim diyor, herkes benim gibi olsa diyor. Böyle bir alimle yoldaşlık edip arkadaşlık etmektense nefsini beğenmeyen cahil bir insanla arkadaşlık etmen senin için daha hayırlıdır diyor. Şimdi İmam Gazali Hazretleri İhya'nın ilk cildinde ilim babı var biliyorsunuz. Orada alimleri de kısımlara ayırmış. Dünya alimleri, ahiret alimleri. Dünya alimlerinin işte vasıflarını söylüyor. Ahiret alimleri 12 falan vasıflarını anlatıyor. Yani bir insanın alim olması, ilimli olması da yeterli değil. İlmiyle amel edecek, ihlaslı olacak, nefsini beğenmeyecek, kendini beğenmeyecek. Böyle kendini beğenen, nefsini beğenen bir alimle arkadaş olma diyor ki bir cahille arkadaş ol. Cahildir ama nefsini beğenmiyor. Demek ki bazı huylar insanı şey yapabilir, insandan insana geçebiliyor. Aynı bulaşıcı hastalık gibi. Bizim aslında zannettiğimiz kadar zamanımız yok. Bizim zamanımız çok az. Hayır işlerde geçirmemiz lazım zamanlarımızı. Ahiretimize faydalı işlerle geçirmemiz lazım. Bizi sürekli nefsin kötülüğüne teşvik eden işte müteyakkız olmamız lazımdır. Rabbimiz her an bizi görüp gözetiyor. Bunu bilmemiz lazımdır. İbadetlerimize dikkat etmemiz lazımdır. Diyen, bizi böyle uyaran alimlerin yanında demek ki bulunmamız lazım. Eğer bir alim kendini beğeniyorsa ben bir medreseye gitmiştim. Çok hoşuma gitti. İlkokul 5 veya orta bir seviyesinde. Çocuklar iki kardeş Molla Cami okuyormuş falan dediler. Hoşuma gitti. Gel dedim. Hadi okuyalım dedim. Yok çocuklarda öyle bir gurur var. Dedi sen bu kitabı okudun mu dedi. Benden mütalaa edeceksin. Sen kendi seviyende biriyle mütalaa et dedi. Allah Allah. O anda dedim ya ne kadar yani keşke hiç o Molla Cami falan okumasaydı, o şey de kendinde olmasaydı ya. Hey ya, küçücük çocuğa öyle bir şey vermişler. Ama ne kadar kötü. Yani bu kibir, kendini beğenme öyle bir hastalık ki o hastalık olan adamın yanında durursan hiç farkına varmadan aynı hastalık sana da sirayet ediyor. Sen zannetme ki ben böyle olmam zannetme. Bir gün mutlaka açığa çıkıyor. Ben o yüzden böyle alim insan dedim mi kendini beğenme varsa ondan uzak durmak lazım. Yoksa insanı helaka götürür. Çünkü bakın diğer özellikleri söylemiyor ha. Dersinden razı olma özelliği var. Mesela insan hatasız olur mu? Her insanın hatası vardır. Her alimin hatası vardır. Her
velinin hatası vardır. Ama bazı hatalar çok tehlikeli. Mesela kendini beğenmek, nefsinden razı olmak. Diyor, zerre kadar kalbinde kibir olana cennet haramdır. Hadiste değil mi? Artık başka bir söz söyleme gerek yok. Kendini beğenmek, nefsinden razı olmak bu kadar büyük bir kötü hastalık. Başkalarını alaya almak. Bu da kötü bir şey. Birkaç tane kulaktan dolma bildilerle alim bulmak da zor. Yani alim de az. Köy arabasına bindik. Böyle insanlar bazen sigara içiyor. Böyle birisi sigara içti gece. Şöyle sigaranın ucuna şöyle yavaşça bir dokundu. Bir güzel parlıyor ki. O sigaranın şeyleri. Halbuki küçücük bir ışık. Ama ortalık çok karanlık. Karanlık arttıkça küçücük ışıklar yıldız gibi gözüktü gözüme. O zaman zamanın alimleri de öyle olduğunu anladım. Yani cehalet çok karanlık. İki kelime bilen millet alim zannediyor. Halbuki Hasan Basri'ye fakir kimdir diyor. Nefsinin kusurlarını bilendir fakir. Fakir kelimesi de anlam daralmasına uğramış. Daha sonra ameli konulara hasredilmiş. Yoksa İmam Azam Hazretleri Fıkıh Ekber diye kitap yazmış. Ben çocukken kafam karıştı. Fıkhi bir konu yok. En büyük fıkıh diyor. Hep akaid konuları anlatıyor. El Fıkhul Ekber kitabın ismi en büyük fıkıh. Neymiş demek ki en büyük fıkıh insanın itikadını düzeltmez. Şimdi olmayınca millet çok büyük bir alim falan zannediyor. Ortalık karanlık olunca herkes kendi kendine de bir şey zannediyor. Sigaranın ışıklarını yıldız zannediyor adam kendi kendini. Halbuki gerçekten şey çok az yani ehli ilim insanlar, araştırmacı insanlar. Çünkü sadece zahiri ilimden hiç bitmiyor ki. Peygamberi ahlak sahibi olmak da gerekiyor. Burada uyarılan da hocam böyle avamda da bizde de görünen zahiri kibir kendini nefsini âlâ görmek değil evet. De batini de hani kendi kendine içten içe de kendini beğenmesi gerekiyor değil mi hocam? Yani dıştan hani belli etmek farklı. Dıştan bazen insan belli etmiyor. İçten de aslında ama illa bir gün çıkıyor ortaya. Mesela bir tane arkadaş bir alime güzel güzel rüyalar görüyormuş. Gidip söyleyeyim. Ne oldu? Ya dedi bana kızdı ben göremeyim bunları sen mi gördün? Görmüş adam ne yapsın yani? Yani Allah-u Teala'nın çok sürprizleri var. Bunları insan gerçekten aklı ermiyor. Şimdi Medine'de ehli kitap Yahudiler var. Ahir zaman peygamberinin vasıflarını kitaplarında okuyorlar, şey yapıyor, araştırıyorlar. İşte ahir zaman peygamber gelecek, biz onu ittiba edeceğiz. Mekkeli müşrikleri öyle diyorlar. Allah bize zaferler nasip edecek falan diye. Baktılar ki Allah-u Teala peygamberi o beğenmedikleri kavmin içinden gönderdi. Allah-u Teala sürprizlere böyledir. Sünnetullah böyle. Hep başlar. İnsanların beklediği yerden çıkmaz, başka yerden ortaya çıkarıverir. Allah-u Teala ve orada imtihan ediyor Allah-u Teala ama kabul etmez insanlar. Oraya kadar çok güzel bir dini hayat sürerler, bir yerden kabullenemezler kendilerinden olmayanları. Bu kadar ilim okumuşum, böyle bir rüya gördüm, sen nasıl göreceksin diye bana kızdı diyor adam.